bir akrabaya oturun, anlayın. Evladım Fatih, sen bunu anlattın, fakat anlatmasaydın ben de bir sırrımı sana anlatmayacaktım diyor. Şimdi ben de ne yaşadım bu esnada, onu anlatayım diyor Aşık Fethi Hazretleri. Sen tekbir aldığın zaman o gayipten gelen sesi ben de işittim. Amin diyen kim, ne güzel ordudur diye söylenilen o Fethi Hazretleri. Fatih Sultan'ın duasından sonra, o duayı daha sonra Fatih Sultan Muhammed Han vakfiye olarak yapıp ve o duayı bugün resmi kayıtlarda bulabilirsiniz. Kısa olarak söylüyorum, ne zaman buluyor? Meselenin özünü anlattıktan, aktardıktan sonra şunu diyor Hazreti Fatih. Allah'ım, bizden sonra şu Ayasofya'yı caminin dışına kim çevirirse, mescidin dışına kim çevirirse, Ayasofya'da namaz kılınmasına, Ayasofya'da secde edilmesine kim engel olursa, Allah'ın laneti onların üzerine olsun diyor Cenab-ı Hak. Kaç yıl? 481 yıl Ayasofya'da ezan okundu, Ayasofya'da secde edildi, Ayasofya'da namaz kılındı 481 yıl. 34'ten bu yana ne yapar? 82 yıl. 82 yıldan beri ise Ayasofya namazsız, Ayasofya ezansız, Ayasofya secdesiz, Ayasofya manasız, Ayasofya maksatsız, Ayasofya şuursuz, bunu baktıların alın teriyle beraber orada mahzun ve mahcup durumdadır. Peki, o zaman biz huzur ararsak bulur muyuz Hazreti Muhammed? Bir mana üzerine bakmamız lazım, bir maksat üzerine bakmamız lazım. Ama elhamdülillah bu sene Diyanet TV, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sahip olduğu yayın akışını düzenlemiyor Diyanet TV. Bir çoğumuzun haber yok, o kadar insan, o kadar reziyane programlara bakıyoruz ki belki Diyanet TV'den haberimiz olmayan cami cemaatimizde var. Ekranlar karşısında bakıyorum, kadın pazar dayanlardan tutun. İslami yasak kullandığı bütün şeyleri meşru olarak bu milletin nesillerine göstermeye varıncaya kadar şanlı tarihinin, şanlı ecdadının temsilcilerini şehvet savrucu yaparak insanlara kalan bu yoldan ve dizilere bakıncaya kadar tamamıyla rüzgâhı bir yaşantı içerisinde evlerimize bombardıman. Onun için bu sene Diyanet TV sahur programını Ayasofya'mızda yapacak. Dilerimiz, arzumuz, amin. Camimizin açılışında bunu istiyoruz. Yüce Rabbimizden, Yüce Mevlamızdan. Aziz müminler, ezan-ı Muhammed'i okundu ve Allah Celle Celaluhu hepimizden razı ve memnun olsun. Bu eserleri meydana getiren kardeşlerimizin eliyle, diliyle, gönlüyle seferberlik yapanların hepsinin ebedi aleme göçmüş olanların bizzatı ruhlarına, göçmüş olanların yakınlarının, atalarının, eşinin, dostlarının ruhlarına
Rabbim her iki cihandaki o güzellikleri nasip eylesin inşallah. Çünkü yapmak çok kolay bir iş değildir asıl müminler. Her cuma şükür. Bunlardan önce camimizin duruma getirdiğim Allah razı olsun. Bu camimiz hayırlı uğurlu olsun dokunuşun altına. Ama bu camiyi ağlak diyoruz. Cami ne zaman ağlar biliyor musunuz? Sabah namazında, yatsı namazında cemaatle olmadığı zaman bu cami ağlar. Açıyoruz başkan, açıyoruz. Sabah yatsı namazının bereketi çok farklıdır, çok farklıdır. Hocalarımız bunları size her zaman anlatırlar. Neredeyiz? Sabah namazında özellikle bu camiyi garip bırakmayalım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Dokuzun halkına, bütün Müslümanlara bu cami hayırlı uğurlu olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbel Alemin, açılışını yapmış olduğumuz bu mabedi cümlemiz için hayırlı ve mübarek eyle. Bu caminin ilk kuruluşundan beriye emeği geçmiş olanlardan ahirete kurulur makamlarını cennet eyle. Dünyada olanların da makamlarını hayırlı eyle. Niyetlerini hayırlı eyle. Ya Rabbel Alemin, daha nice bu şekilde mabetler yapmayı ümmeti İslam'a sen nasip eyle. Milletimizi, devletimizi daim eyle. Milletimize, devletimize düşman olanları kahru perişan eyle. Ya Rabbel Alemin, ümmeti İslam'a sen yardımcı ol Ya Rabbi. Müslümanları dünyanın her yerinde sen muzaffer eyle Ya Rabbi. Zulüm gören kardeşlerimize sen yardım eyle Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Son nefese geldiğimiz zaman ol kelime-i tayyibeyi bilecek buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek burada toplandığımız Peygamberimizin rivayet hamd ismiyle müsemma olan sancağının altında toplanmayı ve sıratı sürat ile geçmeyi sen cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Aslında rol almak ve böyle güzel mescitleri, camileri inşa etmek, meydana getirmek son derece makbule şayan bir iş olduğunu biliyor ve bunun bu camide hayırlı ibadetlerin olması temennisiyle açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sofralarımıza bereket ihsan eyle. Hanelerimize saadet ihsan eyle. Amin. Geçmişlerimize rahmet ihsan eyle. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi, milletimizi, devletimizi daim eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.